tane Doritos Cubun. Krono Ya bakalım bir yemek yiyeyim de. 11 dakikada yiyebilir miyim yemeği? Yemezsem şerefsizim. Adıyaman'a gidene kadar 44 tane BMW saymazsam orospu çocuğuyum. İddiaya kendi kafalarında erkekler. Geçen haftanın en çok hoşlandığı... Ya 11... Bak! D iki nokta atmayın. O şakayı siz de biliyorsunuz. Şey yapmayın. Allah Allah. Sayamadım. ...den bir tanesi de Chrono Ses Odyssey oldu. ya. Bir büyük online oyun kendisi, MMO. Oğlum Güney Kore'li şimdi yapım zaten mikrofonu hemen nereye... geliştirilen bu Ses oyun yansıyor mu kendisinin yeni size? nesil açık... Dur bir dakika ya. Şurada ses yansıyorsa güvendiğim biri desin. ...online oyun kendisi, MMO. Güney Kore'li yapımcılar tarafından geliştirilen bu oyun kendisini yeni nesil açık dünya online bir rol yapma oyunu olarak tanımlıyor. Yeni nesil konsollar ve PC'ye gelmeye hazırlanan bir oyun ancak çıkış tarihi net değil. Peki niye millet bu kadar gazlandı oyuna? Sebep ortada. Yani bir MMO oyunu için aşırı iyi görselleri var. Etkileyici gözüken bir kombatı var. Benim bile dikkatimi çekti Bu oyun yani. Ben kesin bunu bok gibi. oynarım dedim. Ki ben MMO oyunu oynamıyorum işte söylüyorum zaten. Yani bir New World'e sarmıştım zamanında. O da 20 saat oynadım bıraktım. MMO oyunlarına dair bir iştahım olmasa da burada kendini çok iddialı bir şekilde pazarlayan bir oyun görünce ister istemez bir dikkat kesildi mi yani? Yenilikçi oynanış mekanikleri var diyorlar. Zamanı manipüle etme yeteneğiyle kombat kısmı acayip olacak diyorlar. Müzisyenimiz var diyorlar. Daha önce God of War, Bloodborne, Resident Evil'da çalıştı diyorlar. Tabii sadece bunları demeleri çok etkili olmaz. Videoya Bilemedim. bakınca Bok gibi aldığı havayla bu olmayabilir. söylemler birleşince bir anlam ifade ediyor. Hakikaten aksiyona bakınca böyle sanki bir MMO oyunu değil de üst segment aksiyon oyunu oynuyormuş gibi hissettiriyorsun. Bu kadar iyi gözüken, bu kadar sağlam aksiyon hissiyatı veren bir MMO oyunu benim bildiğim kadarıyla piyasada şu anda yok. Benim gördüğüm en iyi gözüken online oyunlardan bir tanesi Black Desert Online'dı ancak o da bu seviyede değil şu anda. Burada çıkması planlanan oyun ise teknik anlamda sınırları çok zorluyor. Unreal Engine 5 oyun motoru kullanıyorlarmış bu arada. Baktığın zaman abi farklı sınıfların her biri çok gerçekçi, çok tatminkar bir oynanış sunuyor. Savaşçı böyle vurduğumu hissettiriyor, ortalığı yıkıyor. Okçu rolemek acayip keyifli duruyor. Kaçış maçı şahane. Büyücünün buz büyüsü atıp düşmanı çatlatması nefis. Barbarla ortalığı yıkmak güzel. Dagger'larla biçmek geçmek şahane. Boss savaşları çok enfes duruyor. Bir de tırmanma mı var lan oyunda? O da var gibi. Birebir düşmanla kapışmak keyifli. Manzaralar nefis. E bu ne kardeşim? Her şey dört dörtlük lan. Bu ne? Yani siz kimsiniz de böyle bir şey yapabiliyorsunuz ya? Ha, ne haddiniz eder gibi oldu. Hakikaten kimsiniz siz? Firmamızın adı Mpixel. 2017 yılında kurulan bir Güney Kore şirketi. Daha önce yaptıkları büyük bir oyun var mı diye baktığımda karşıma Grand Saga diye bir oyun çıktı. Genshin Impact kafasında bir yapım. Kendini tüm dünyaya açmış bir oyun değil şu anda ama yakında tüm dünyaya açılmayı planlıyor. Hani Grand Saga'ya bakınca yapımcının çok boş olmadığını anlıyorsun. Abi ne yiyorsun? Ev yemeğindeyiz. Oğuz 5 abonelikle geldi. Aynı kalitede olmasa Şakkadanak ve bile de yapımcının bir Fox. işi var sonuçta. Fakat gel gelelim bu projenin bu kadar ballandıra anlatılan, güzel güzel gösterilen projenin gerçek olma Teşekkürler ihtimali chat. benim için hala daha çok Teşekkürler. zor geliyor. Hatta zor ötesinde Kore biraz bursunu imkansız burada gözüyle de yedi. bakıyorum yani. Kore Bak parasını Xbox attı. kanalının da resmi olarak paylaştığı bir oyun bu. Onların da YouTube kanalında yüklü durumda. Tabi bu da projenin gerçekliğine olan inancı arttıran bir şey. Ama abi şöyle bir problem var. Bu Asya bölgesinden son yıllarda gördüğümüz kaçıncı oha dedirten oyun oldu ya. Güney Kore ve Çin tarafı özellikle yaptıkları oyun duyurularıyla insanın aklını alıyor. Ben kendimi her iki ayda bir vay be bu ne biçim oyun derken buluyorum. Ama yeter, hakikaten yeter ha. Artık şüpheciliğimi %99 seviyesine çektim yani. Çünkü sonuç göremiyoruz oğlum. Bilgi paylaşımı göremiyoruz. Ne oluyor ne bitiyor belli değil bu oyunlarda. Duyuruyorlar, gösteriyorlar sonra ortadan Kore demeyin bana kayboluyorlar. abi. Ortadan Bana Kore kaybolmayan da demeyin. şaibeli duruma geliyor. Bak çok sık adını andığım bir sürü videosunu yaptığım Black Myth: Wukong'u hatırlarsanız şahane bir aksiyon oyun havası veriyor değil mi? Bir anda oradaki görüntülerin sahte olduğunu söyleyen eski bir çalışan çıktı ortaya mesela. Ki sahteyse çok iyi kurgulanmış görüntüler gerçekten hiç belli olmuyor sahte oldukları. Ama sonuçta büyük bir gölge düşürdü projeye. E Black Desert Online az önce anlık büyük bir iş kendisi sonuçta. Kendini ispatlamış bir iş. Bu işi yapan firmanın yeni oyunu da piyasada yok. Duyurdular Crimson Desert diye geliyoruz dediler. E gelmiyorsunuz da ses de vermiyorsunuz. Dokevi de aynı şekilde gösterdi kendini kayboldu bir gitti sonra. Daha böylesi 10 tane proje sayarım yani. Yani videolarını yaptığım için hatırlıyorum projeleri. Bir o kadar da unuttuğum vardır büyük ihtimalle. Hep gördüğümüzde gaza getiren sanki oyun bitmeye yakınmış gibi videoları paylaşılan ama sonrasında 1 yıl 2 yıl ses soluk çıkartmayan oyunlar dolu etrafta. Ne zaman bu tam akıbeti belli olmayan oyunlardan biri... Bak şimdi videoyu böldüm ama size bir tane oyun göstereceğim. Bu oyun bulabilir miyim bilmiyorum. Yıllar önce bu oyunun fragmanını izlemiştim ben. Level dergisi alıp CD'de. Sonra ben o oyunu 12 sene bekledim biliyor musunuz? Oyunların fragman çıkarttıktan sonra oyunu iptal edip yok olduklarını bilmiyor. Biz de dönem yani bu hayatında. Bulamıyorum fragman. Crossplay diye bir böyle crossplay vardı oyun içinde ve parkur falan vardı. Oyunun fragmanında şey vardı. Single player, multiplayer.
Crossplayer. Ama tabii crossplayer kelimesi ondan sonra tuttuğundan dolayı şey falan oluyordu böyle. Adam ninja yıldızı atıyordu. Ortadan ikiye birini falan bölüyordu. Neyse asla bulamayacağım. Biri çıkıp gerçek olduğunu gösterir. Hani başarabildiğini gösterir. O zaman ben de bu Asya'dan gelen muhteşem grafikli oyunlara daha farklı, daha inandırıcı gözle bakmaya başlarım. MMO olsun, hikayeli olsun fark etmez abi. Gösteriyorsunuz bir şeyler, devamı gelmeyince kıllanıyoruz bize, ne yapalım? İlk gördüğümüzde böyle düşünmüyorduk ama artık gör sonuç almayınca böyle oluyor. Bir de bence bu oyun diğer gördüğümüz sim oyunlarına nazaran gerçek olması çok daha zor bir oyun. Böyle bir oyun olamaz demiyorum. Olabilir elbette ama böyle çıkamayacaktır diyorum yani. Çünkü dev bir online oyun yapıyorum diyorsun abi. Grafikler bir de böyle olacak bu online oyunda diyorsun. Sonra diyorsun ki gerçek zamanlı onlarca kişi boss kapışmasına girecek. Ya pardon da şu görüntüyü hangi bilgisayarda konsolda yapacaksın sen? Şimdi birbirimizi kandırmayalım yani. Gotham Knights dediğin oyun aynı anda iki kişi oynandığı için konsolda 60 FPS'yi göremeyen bir oyun. Redfall da aynı şekilde 30 FPS'nin üstüne çıkamıyor 4 kişi aynı anda oynayacak diye. Sen bu grafiği hangi konsolda nasıl optimize Redfall'un büyük draması o muymuş lan? 30 FPS olmaması mıymış? Herkes Twitter'da delirmişti, demek ki buymuş Redfall'un olayı. Sen üstüne çıkamıyor 4 kişi aynı anda oynayacak diye. Sen bu grafik 30 ya. Hangi konsolda nasıl optimize ederek çalıştıracaksın, çok çok merak ediyorum yani. PC sahipleri bile baktığı zaman şey diyordur herhalde sadece en iyi PC'si olanlar oynayacak bu oyunu falan diye düşünüyordu. Ki bir devasa online oyun için bu çok ters bir mantık. Bu tarz online oyunlar özellikle sistem dostu oyunlar olurlar ki olabildiğince fazla insana erişsinler. Neden online oyunlar bunu yaparlar? Çünkü online bir oyunun yaşaması için olabildiğince çok fazla insanın katılım sağlaması elzemdir. Tabii ki de oyunun cazibeli gözükmesi önemli ama sistem dostu olması da önemli. Bu grafiğiyle bunun mümkün olmadığı belli yani. Olmaz böyle, nasıl olacak? Tabii ki de imkansız demiyorum. Her şey olabilir. Firmanın farklı fikirleri olabilir, yenilikçi bir şey deniyor olabilirler, devrim yapacak olabilirler ama işte biraz inandırıcılık düşüyor bende. Teşekkürler chat. Velhasıl gözüm burada olacak, bakacağım tabii ki de. Herhangi bir gelişme olursa da haberdar edeceğim ama gösterilen şeyler eğer bu şekilde gelebilirse çok heyecan verici bir şeyin geldiğini söyleyelim. Ama bana gösterilen gibi bir oyunun gelme ihtimali çok düşük geliyor. Bir oyun daha çıktı gibi başarısız oldu. Oğlum filmler 24 FPS çok kötü bir argüman. Filmler 24 FPS çünkü o sinematik bir algı yaratmak için zamanından beri 24 karede oturmuş. Oyunda olmuyor ama. Evet maalesef çıktı. 60 FPS film de olmuyor mesela. Çıktığı gibi dayak yiyen oyunlar kervanına Redfall'da katıldı. Redfall bir FPS oyunu. İster tek kişi oyunu ister 4 kişi oyunu ekolinden gelen bir FPS oyunu. Bu yüzden benim oyuna karşı olan negatifliğimi zaten biliyorsunuzdur. Yani bilmeseniz bile tahmin edebilirsiniz yani. Bu tarz oyunların ben neden yapılmayı inatla devam edildiğini hiçbir türlü anlayamıyorum. Bu arada Redfall çıkmadan önce deneme şansım olmuştu. Bethesda bir etkinliğe davet etmişti beni. O etkinlikte 1 saat civarı oynadım oyunu. O zaman final versiyonu değildi tabii. Hatalar falan görsek de düzeltilebilir gözüyle bakıp çok takılmamıştım. Benim takıldığım kısım oyunun kendisinin zevksiz olmasıydı. Zevksiz derken bana göre zevksizdi yani. Ben kendime göre hiçbir şey bulamamıştım oyunda. Oynamadan önce de bir gazım yoktu. Oynadıktan sonra olmayan gazım da iyice kaçtı yani. Sonrasında oyun çıktı. Çıktığı gibi de hem basın kuruluşlarından hem oyunculardan büyük. Bu oyunda DLSS var. Ben bu oyuna çıkmadan önce gazlıydım. Çıktıktan sonra bütün gazım yok oldu. Böyle yıkıldım. Bir dayak yedi. Teknik problemleri bir yana ki ciddi teknik problemleri var yani, ertelenmesi gereken bir oyun olduğu belli oluyor baktığınız zaman. Karakterler kayboluyor, değişik buglar var. Ama teknik problemleri bir yana koysanız da abi oyun kalitesi anlamında yani her şey kusursuz olsa bile sunduğu şey çok fazla oyuncu memnun edemedi. İşin üzücü tarafı şu, bu oyunu yapan firma da sevilen bir firmaydı. Oyun yapan firmanın adı Arkane, daha önce Dark Messiah yaptılar, Dishonored yaptılar. Dishonored ki oyun dünyasında bir efsane olarak adını yazdırdı. Prey yaptılar, Deadloop yaptılar, yani tek kişilik hikayeli oyun dediğin zaman akla gelen sayılı filmlerden bir tanesiydi Arkane. Ancak biz onlardan yeni bir tek kişilik hikayeli deneyim beklerken onlar 4 kişilik online oyun yapmaya karar verdiler ve sonucunda işi beceremediler. Ya bunu ben söylemiyorum. Belli işte beceremediler yani. Millet harul harul girişiyor. Hatta o kadar büyük tepki aldı ki Xbox'ın başındaki isim bir röportajında baya baya neredeyse özür diledi yani. Neden Xbox tarafından böyle bir şey geldi? Çünkü aslında bu oyun Xbox'ın oyunu. Arkane firması oyunu yapan firma Bethesda'ya yakın. Ben firma. Hiç Bethesda beklemezdim. Bethesda şu anda Xbox sahibi marka ve Xbox'ın içerisinde bulunduğu oyun krizi ortada. Konsollar Game Pass servisi falan güzel olsa da abi Xbox'ın kendine ait oyunları üretmede bir kriz yaşadığı kısmen aldık Bahadır. Xbox tarafı hiç oyun üretmiyor değil. Üretiyor. Güzel oyunlara da imza atıyorlar. Phantom'ın güzeldi, World of War güzeldi, Hi-Fi Rush güzel çıktı, Microsoft Flight Simulator var gayet güzeldi. Bunlar iyi işler. Bunlarda hiç problem yok. Fakat problem Sekiro'da, şu, Sekiro Xbox olabilir. İşi film dediğimiz kıvamda oyunları üretemiyor. Yani milyonların konuşacağı, 10 milyonluk satış paralarını hızlıca geçecek oyunlardan bahsediyorum. Sony'ye baktığın zaman çok fazla böyle oyun görebiliyorsun işte. God of War, Last of Us, Spider-Man vesaire vesaire. Nintendo'ya baktığın zaman Zelda'sı ile Mario'su ile o işi götürüyor. Ancak Xbox bu noktada rakiplerinin gerisinde kaldı. Hala da Hellblade 2'yi bekliyoruz, Starfield'ı bekliyoruz. Bunlar geldiği zaman asıl rekabet
sert başlayacak diye düşünüyorum ben. Ama bekleyiş uzadıkça arada çıkan ortalama ya da vasat oyunlar normalden daha sert eleştirilebiliyor. Çünkü her seferinde bu büyük oyun o mu diye bir bakıyorsun bir gözle ama yok olmuyor. Arkane gibi böyle yaptığı işler takdir toplayan bir firmanın Xbox çatısı altına geçtikten sonra çıkarttığı oyunu tökezlemesi de marka adına kötü bir etki. İnsanlarda şöyle bir algı oluşmuş gördüm ben yani. O Xbox'a geçtiler batırdılar falan diye. Halbuki alakası yok. Arkane projeye başladığında Bethesda Xbox'ın çatısı altında bile değildi büyük ihtimalle. Ben kimsenin Arkane'i böyle bir oyun yapımında zorladığını da zannetmiyorum. Hani Bethesda tutup da böyle illa online bir şey yapacaksınız dememiştir Arkane'i. Çünkü Bethesda abi elinin altındaki firmalara özgürlük tanıyan bir oluşum. Bak sayalım Doom, Wolfenstein, Evil Within, Hi-Fi Rush, hatta başarısız bir örnek olsa da Ghostwire Tokyo. Bunların hepsi hikayeli oyunlar ve hepsi Bethesda çatısı altından çıkmış oyunlar. Bu devirde bu kadar hikayeli oyunu kimse yapmak. Hani annem baban yaptırmaz sana yani, anladın mı? Bethesda firmaları o kadar serbest bırakmış. Ne istiyorsanız yapın diye. Xbox zaten karışamazdı hani geç geldiği için olaya diye düşünüyorum. O yüzden de bu Arkane'in kendi alt etmesi. Belli ki oradaki yöneticiden çıkmış bir iş yani. Neden böyle fikirler üretiyorlar? Nedeni çok basit abi. Online bir şey yapıp uzun yıllar para kazanmak istiyorlar. Firma da para kazanmak istiyor. Arkane de para kazanmak istiyor. Oradaki bir yönetici diyor ki ulan her iki senede bir single oyun yapmaya çalışacağımıza. Çünkü bir single oyun yaptığın zaman satıyorsun. Sonra satışlar bitiyor. Bir daha yapıp satman lazım. Ama bir online'ı tutturdun mu gelsin ekmeği yani. Devamlı yersin. Ama işte oluyor mu? Olmuyor. Bunu düzgün başaran bir oyun görmedim ya. 4 kişi co-op. Ne Borderlands var bir. Borderlands de yani patladı yani Borderlands 3. Fakat şimdi bir Destiny var. Destiny. Warframe çok sayılmaz ya. Left 4 Dead de bence sayılmaz. Left 4 Dead'de grup oluyorsun. Map'e öyle giriyorsun. Bunda böyle full hep beraber oynuyorsun. Hikayeyi takip ediyorsun. Left 4 Dead bence çok sayılmaz ya. Left 4 Dead'de abi yani map giriyorsun. Bunda bütün open map'te hep beraber geziyorsunuz falan filan yani. Biraz o yüzden. Biraz Dying Light gibi. Hani Dying Light'da daha çok benziyor o. Dying Light hiç co-op oynamadı ama güzeldi insanlar. Gerçi onda da sıkıntı vardı ikinci oyunda değil mi? Bir ilginç tarafı daha var. Xbox markasının başında kesin Phil Spencer işte geçen bir röportaj verdi. Zaten bu röportajda Redfall için üzgün olduğunu Warframe. Söyledi. Ben hiç oynamadım Warframe'i. Gerçi oynadım ben. Biraz oynadım. Fakat firmalarda ekstra baskılar yapmayacaklarını iletti. Ama röportajın kalan kısmında söylediği şey benim daha çok ilginç. Herkes Warframe'i çok seviyor. Phil Spencer kabaca diyor ki abi harika büyük oyunlar yapsak da o benim bahsettiğim gişe oyunlarını bak, yapsalar da. Bak Dead Island'ın da güzeldi ama. Dead Island 1. Çünkü açık açık şunu söylüyor. Sony eğlenceliydi. Bu alanda geçmek çok zor diyor. Bunun demesinin sebebi de iki firmanın konsol tarafında çok köklü firmalar olmaları. Yani Starfield yarın çıksa, bu da Xbox'ın oyunu. Onun üzerinden onluk bir oyun olsa da insanlar PlayStation 5'lerini satıp Xbox almaya başlamayacaklar gibi bir yorumda bulundu. Onların fark yaratmaya çalıştığı kısım biraz daha servis işlerinde yani. Game Pass olsun, işte cloud servisi olsun. Buralarda fark yaratmaya çalışıyorlar. Valla bu itiraf gibi açıklama açıkçası çok kritik bir şey. Çok dürüst ve samimi buldum açıklamasını. Ama bir yandan da şunu dedirtti bana. Demek ki Xbox'tan böyle büyük oyunlar beklemenin de bir anlamı yok yani. İşte 3-4 yılda bir Starfield gibi oyun gelirse gelir. Gelmezse de gelmez yani. Belli ki öyle planları yok. Sony'nin mesela en büyük başarısı ve aynı zamanda en büyük sıkıntısı devamlı büyük oyunlar yapmak zorunda hissetmesi kendisini. Bu ona marka bilinirliği sağlıyor. God of War çıkınca büyük olay oluyor, Last of Us çıkınca büyük olay oluyor. Ancak bir yandan da bu oyunları yapmak için 100 milyon dolar aşan bütçeler kullanıyorlar. Ve bu da onları mali olarak sıkıştırıyor, başarısızlıkta büyük bir sıkıntıya sokuyor. Çok başarısız olmuyorlar ama oldukları zaman sıkıntıya giriyorlar işte. Xbox'a bu yöntemi çok kendine uygun bulmuyor. Yani bir oyuna o kadar para harcamayacaklarını söylüyorlar. Doğal olarak da o kadar blockbuster, o kadar gişe oyunu dediğim oyunu yapmakla ilgili bir amaçları, bir hevesleri de yok. Ancak Bethesda gelecek işte Starfield yapacak, o konuşulacak büyük olay olursa olacak. Activision Blizzard'ı alabilirlerse Diablo çıkacak, Diablo çok konuşulacak. Oradan bir hani büyük oyun yapmış olacaklar. Veya Call of Duty çıkacak, oradan çok büyük oyun geldim. Olacaklar. Ama kendi stüdyoları, kendi firmaları onun dışında çok fazla bu tarz bir şey üretmekle ilgili bir heves taşımıyor galiba. Bu arada hangisi iş anlamında daha sağlıklı bir model bunu kestirmek zor. Şu anda bakıldığı zaman Sony önde gözüküyor çünkü PlayStation 5 satışı çok çok iyi gidiyor. Hatta rekora doğru koşuyorlar yani. Bu son çeyrekte daha önce satılmadığı kadar PlayStation satıldı. Fakat bugün PlayStation'ın önde olması yarın da önde olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü şöyle bir problem var. Onlar da oyunlarına çok para harcamaktan yorulmuşlar. Zaten o yüzden bir marka yaptıklarında bunun dizisini yapmak istiyorlar. Ek minik oyunlarını yapmak istiyorlar. Yani devamlı bir şey yapmak istiyorlar. Çünkü markayı oluşturmaya çok para harcıyorlar. Ya oyun sektörü çok ayıptır söylemesi. Sike dönmedi mi ya? Çok boomer olacak belki de. PlayStation 2 dönemini hatırlıyorum ben. Küçüktüm bayağı ama. PlayStation 2 döneminde mesela o kadar farklı oyunlar vardı ki. Her oyun birbirinden çok farklıydı. Şimdi insanlar hiç böyle çok risk atmıyor. Indie şirketler yapıyor. Indie şirketler yapınca da yani gözünden kaçıyor oyun. Şans vermiyorsun. Bu sefer de çok kalabalıklaşıyor hani indie sektörü. PlayStation 2 dönemi cidden prime yani. Ciddi oyun benim sektörünün prime'ı ya. Olan biz de şuradan bir kaçsak da az mali. PlayStation 3 dönemi mesela PlayStation 3 dönemi de o kadar. Ya PlayStation 3 döneminin bir sıkıntısı var. Bütün oyunlar şöyle.
Bak bütün oyunlar şu renk temasında. Nasıl bunu en iyi hangi oyunda gösterebilirim ki? Bir sarı ya, bir sarı abi. O dönem bir niye sarı? O dönem her oyunun rengi şey, Gears of War rengi böyle. Böyle bir sarı bütün oyunlar ya. PlayStation 3'te çıkan bütün oyunlar böyle. Ha tam bu. Xbox 360 şey, GTA 4. Ve yani AK, AKX 11 sarısı yani her şey ama. İğrenç bir şeydi böyle. İç karartıcı bir dönem. Çok Gelişli soluk. oyunları üretip gene aynı başarıyı sağlasak gözüyle bir Oyunun içine arayıştalar. kahve Yani işler dökmüşler çok gibi. dinamik, çok değişken. Yarın ne olacağı belli olmaz. Tabii ki de bu markaların hiçbiri bir anda böyle yok olup gitmezler. Çok güçler, çok Bir yokluklar. oldu Çünkü yani öyle bir. Xbox da rekabette geride olsa bile çok güçlü bir marka hala da. GTA Gerekirse 4 servis gene anlamında mesela tüm soluk markalardan önde. yani, Gerçi illa sarı PC'de ne kadar olmasına gerek kazançlı bir yok da. sistem Microsoft için onu bilmiyorum ama bizim için kazançlı bir sistem. Orası kesin yani. Ve bu açıdan da piyasada Öyle rakipsiz bir öyle ya, sistem ben şu anda. bayağı O yüzden PlayStation konsol 3 oyunu bazında değil oynamıştım. de servis sistem bazında Her bu işi oyunlarda ise yürütmeye sarı çalışıyor ya. olmalarını bir Bana noktada hoş geldin anlayabiliyorum ya. ama oyunla desteklemediğin sürece bu işler çok da yürümüyor tabii. Bakalım Starfield'ın çıkışı nasıl bir şey yapacak? O Sarı çok kritik rahatlatıyor abi. diye mi? Starfield en büyük markaları eğer patlak çıkarsa, bir sıkıntılı çıkarsa Yok düşük be. ihtimal görüyorum. Yani ilk başta kötü çıksa bile hızlıca toparlanıp kaliteli bir seviyeye çıkacaktır. İçerik Merve anlamında hoş kaliteli geldin olması en ya. önemli konu ki Merhabalar, bence merhaba, hoş kaliteli de geldiniz. olacaktır. Chat'e Yani hoş geldiniz. Bethesda'nın Burada hani her şey Elder canlı. Scrolls en son ne yaptı Bethesda'ya? Hatırlayamıyorum. 76'yı saymazsan Fallout 4 mü yaptı? Galiba onu yaptı. Ondan beri yapacağı ilk büyük oyun olacağı Oradan için çıkmıştı. orada hataya yer vermeyeceklerdir. Sadece bug olsun, bilmem ne olsun, çökme olsun, optimizasyon olsun, bu tarz konularda işleri toparlamaları lazım. Oraları da kotarırlarsa Xbox'ı yukarı çekecek şey olacaktır, marka olacak. Starfield'ı ben de merak ediyorum ya. Umarım gameplay'i bok gibi olmaz. Yapmak bize bir şey sağlamıyor diyor ama ben pek katılmadım. Güzel videoydu. Evet. Bakalım. Yayında akabilir ya. Yayında oynayabiliriz. Gidişata göre. RPG oynamayı çok sevmem yayınlarda ama. Kalon 1.